Bugün 31 Aralık 2020, dünya tarihinin en kötü yıllarından bir tanesini geride bırakıyoruz. Bu gece itibariyle milyarlarca insan için, 8 milyara yakın insan için yeni bir yıl başlıyor. Bu tabii sadece insanlar için değil, bu yeni umutlar, yeni hayaller, yeni başlangıçlar şirketler için de olacak. Ve en çok da bu alanda dijital medya şirketleri ön plana çıkıyor. Türkiye özelinde bildiğiniz gibi son 2-3 haftadır yoğun şekilde Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Eksen konuşuluyor. Ben de 4 hafta önce bu konuyla alakalı bir video yayınlamıştım ve Eksen'in başarılı olup olamayacağını, başarısını belirleyecek kriterlerin neler olacağını bir izleyici gözüyle irdelemiştim. Şimdi hep ön planda Eksen konuşulurken dün yani ayın 30'unda hayatımıza aslında yeni bir dijital medya platformu daha girdi. Gain. Yani güzel ahlak, iyi niyet. Ben platformu inceledim, ana fikrini, arkasındaki mantığı çok sevdim ve o nedenle bugün size Gain'in hikayesini anlatmak istiyorum. Gain platformu Filli Boya'nın eski sahibi Gözde Akpınar tarafından kuruluyor. Kendisini ismen tanımayabilirsiniz. Bununla birlikte şimdi anlatacağım şeyden sonra muhtemelen anımsayacaksınız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Filli Boya'nın Anca Beraber Kanca Beraber isimli çok güzel bir spotu yayınlanmıştı televizyonda. İşte bu spot bir hayli konuşulmuştu. Çok konuşulmasının sebebi şuydu. Kadın erkek eşitliği konusuna Türkiye'nin farklı farklı köşelerindeki insanların görüşleriyle yer vermişti bu spot. Tabii bu spotun başarısındaki en önemli noktaysa bu insanların gerçek bireyler olmalarıydı ve kendi fikirlerini dile getiriyor olmalarıydı. Yani insanlar hakikaten hissettiklerini, düşündüklerini dile getiriyor. Ve benim de sık sık söylediğim gibi hiçbir kurgu gerçek kadar sağlam olamaz. İşte bu spotta o doğallığı itibariyle başarıyı yakalamış, çok fazla konuşulmuş, insanlar tarafından çok araştırılmıştı. Bu araştırmayı yapan kişilerden biri de sizseniz veya bir şekilde karşınıza internette bununla alakalı bir haber, bir paylaşım çıktıysa orada bu ismi yani Filli Boya'nın sahibi olarak Gözde Hanım'ın ismini muhakkak duydunuz. Bu arada bundan bağımsız parantez içinde bir şey daha söylemek istiyorum. Burada iyi bir reklam örneğinden bahsettik. Reklamda ürün hiç kullanılmamasına rağmen markayla alakalı sizin aklınızda muhteşem bir imge yaratıyor. Muhteşem bir bilinirlik, marka bilinirliği yaratıyor. Ki Gözde Akpınar kendi markasıyla en çok özdeşleşmiş isimler arasında da gösteriliyordu yapılan anketlerde. Bunun tam ötesinde tam tersi bir durum daha var Türkiye'de bildiğiniz gibi. Millete sövüp sonra kendilerini aklamak için reklam çalışması yürüten markalar da var. Ama dikkat ederseniz o markaların reklamlarında oyuncular kullanılıyor. Söyledikleri tekstler önceden yazılmış. Ve emin olun yazanlar bile çoğu zaman söylediklerine inanmıyorlar. Çünkü yapmış oldukları hep tam tersini gösteriyor. Bahsettiğim markayı muhtemelen hepiniz anladınız zaten. İsmini bence anmama bile gerek yok. Tekrar konumuza dönecek olursak Gözde Akpınar 2019 yılında Japon Nippon Paint Holdings'e Filli Boya'yı satıyor. Ve Gain yani güzel ahlak, iyi niyet markasıyla da dijital medyaya giriş yapmış oluyor. Eksen'le alakalı yayınladığım videoda genel olarak Blue TV, Puhu TV, Netflix gibi platformlardan da bahsetmiş, hepsini karşılaştırmıştım. Bu karşılaştırmada bu saydığım platformların hepsini Eksen'de dahil olmak üzere bir tarafa, Gain'i başka bir tarafa koymamız gerekiyor. Çünkü Gain sunmuş olduğu değer önerisiyle ve özellikleriyle bu platformlardan farklılaşıp başka bir yere konumlanıyor. Şimdi gelelim bu farklılıklara. Bildiğiniz gibi video anlamında yaptığımız tüketimlerin pek çoğu 16'ya 9 formatında. Bugün Instagram'la birlikte pek çok kişinin hayatında yoğun şekilde yer alan storyler ise 9'a 16 formatında. Doğrusunu söylemek gerekirse telefonlarımız aslında düşey olarak tasarlandığı için 9'a 16 format telefon ekranları için çok daha uygun bir format. Bugün baktığımızda artık insanların pek çoğu YouTube'daki içerik tüketimini de mobil ortamda yapmaya başladı. Yani YouTube'daki videoların pek çoğu 1920'ye 1080p 16'ya 9 ayarında. Ama aslında 9'a 16 olsa telefon kullanımı açısından çok daha fonksiyonel olacak diyebiliriz. İşte Gain bu noktada 9'a 16 formatı yani düşey ekranda sunulan formatı bizlerin önüne getiriyor. Mobil tüketime çok daha uygun bir platform olduğunu insanlara yansıtmış oluyor bu formatla. Gain'in diğer platformlardan ayrıldığı ikinci noktaysa içerik süreleri. Bugün bu saydığım diğer platformların hepsinde minimum içeriklerin %90'ı 95'i
40 dakikanın üzerindedir. Gain'e baktığımızda ise şu anda içeriklerin %90'ı 95'i belki 10-15 dakikanın altında. Yine 2 dakika 5 dakika arası çok fazla içerik mevcut. Yani Gain'in ilk uyandırdığı izlenim daha çok hızlı tüketim, daha çok mobil tüketim söylediğim gibi. Bu arada tüm içerikler düşey formatta gibi algılamayın. Birazdan içeriklerden bahsedeceğim. Örneğin diziler alıştığımız şekilde yatay formatta bizimle buluşacak. Platform şu an ücretsiz. Kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Ben izlemeye değer içeride çok fazla şey gördüğümü şu an içerik çok fazla olmamasına rağmen söyleyebilirim. App Store veya Google Play Store'dan telefonunuza uygulamanızı indirip hemen ücretsiz şekilde kayıt olup izlemeye başlayabilirsiniz. İleride muhtemelen tabii ki ücretli hale geçecek. Güncel kategorisinde kullanıcıların uygulamayı her gün ziyaret etmesini sağlayabilecek içerikler var. Örneğin Türkiye gündemi, dünya gündemi, spor gündemi gibi içine giriş yaptığınızda 2-3 dakika içerisinde gündemdeki haberlere kolaylıkla erişebileceğiniz video içerikler mevcut. Bir gün Cabas'ta hafta içi her gün bir canlı yayın yapıyor uygulama içerisinde ve bir konuk alıp o konukla beraber bir konuyu değerlendiriyor. Artık tüm platformların kendine özgü orijinal yapımları da oluyor bildiğiniz gibi. Yayının da böyle yapımları mevcut. Muhtemelen daha çok ilgi çekecektir. O yüzden öncelikle dizilerden başlayalım. Evin Özgün Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı 10.000 Adım isminde bir dizi mevcut Gain'de. Dizinin şu anda 2 bölümü yayınlanmış durumda ve bölümleri yaklaşık 10 dakika. Bir diğer yerli dizi ise Terapist. Bu dizide de 5 zanlı ve bir doktor var ve ortada söz konusu olan bir cinayet var. Bu da bir gerilim yapımı, merak ediyorum doğrusu. Diziler dışında MFÖ grubunun daha önce yayınlanmamış görüntülerinden oluşturulmuş bir belgesel var. Yine benim ilk izleyeceğim yapımlardan birisi diyebilirim. Bir diğer yapım Ahmet Mümtaz Saylan'ın yer aldığı İstanbul Hesabı. 50 lirayla İstanbul'da nerelerde ne yiyebilirsiniz, nerelere gidebilirsiniz temalı yine farklı ve güzel bir yapım bu da. Yemek demişken Vedat Milor tabii ki olmazsa olmaz. Vedat Milor'la En İyisi isminde bir program da platformda mevcut. Vedat Milor burada en iyi ürünleri, en iyi lezzetleri arıyor ve ilk bölümde pastırmanın Kastamonu'da mı yoksa Kayseri'de mi daha iyi yapılacağını uzmanlarla konuşarak araştırıyor. YouTube'da Cep Hikayeleri isminde bir kanal var. Umarım denk gelmişsinizdir. Denk gelmediyseniz de bu videodan sonra kesinlikle göz atmanızı öneririm. İşte Cep Hikayeleri'nin de yine bazı videolarına denk geldim platformda ve hoşuma gitti. Çünkü çok başarılı bir kanal ve çok özgün içerikler üretiyor. Yine YouTube'da ilginç magazin belgeselleriyle bilinen Şoko Pop da Gain'de yer alıyor. 1870 yılında Beyoğlu'nda Büyük İstanbul yangını yaşanmış ve bu yangının ardından birçok bina Avrupa'yı tarzda yeniden hayata geçirilmişti. İşte bu binaların, bu apartmanların öykülerini anlatan İstanbul apartmanları da Gain'in orijinal yapımları arasında. Bir diğer yapım 661. 661 şunu temsil ediyor. 6 kadın, 6 kuşak ve bir konu. Yani 6 farklı kuşaktan 6 farklı kadın bir konu üzerinde görüşlerini dile getiriyor. Bakış açılarının nasıl farklılaşabildiğini izleyiciye sunuyor. Son sözüme gelelim. Gain bence farklı bir soluk olacak yeni medya anlamında. Çok özgün bir konsept olduğunu düşünüyorum ve başarılı olacağını da düşünüyorum. Benim fazlasıyla hoşuma gitti. Sık sık takip edip yeni içerikler neler gelmiş diye içerikleri izliyor olacağım. Şuna emin olun, bugün Türkiye'de milyon dolar seviyelerinde parası olan bir yatırımcı olsaydım girmeyi düşüneceğim işlerin başında gelen işlerden bir tanesi buydu. Neden Türkiye'de böyle bir platform yok? Hatta dünya genelinde de çok fazla bence böyle platformlar yok. Bunu zaman zaman sorguluyordum ve bunun çok doğru bir iş fikri olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü dünya üzerinde de Türkiye'de de kaliteli içerik üreten insanlar da var ama YouTube devasa bir yer ve orada bu insanların öne çıkması çok kolay değil. Bugün hepimiz biliyoruz ki YouTube'da kalitesiz içerikler insanları genel anlamıyla ekran başına kitleyip sadece onları aptallaştırmaya çalışan içerikler çok daha fazla prim yapıyor. Bu durumun temel sebebi şirketlerin olaya yaklaşımı. Yani bugün YouTube'a baktığınızda YouTube'un tek amacı, önceki videolarımda da bahsettiğim gibi, YouTube'un hikayesine de değinmiştim buna. YouTube bir şirket ve karını maksimize etmek ister. Bakış açısı her zaman daha fazla reklam göstermektir. Daha fazla reklam göstermenin koşulu da izleyiciyi daha fazla ekranda tutabilmektir. İnsanlar da ne yazık ki özellikle bizim ülkemizde eğitim seviyesi düşük olduğu için bilgi içeren şeylerden ziyade tamamen vakitlerini öldürebilecekleri, beyinlerini boşaltabilecekleri şeylere yöneliyor. Bunda bir problem yok. İnsanlar kesinlikle bunları izleyebilir. Ben de zaman zaman bomboş içeriklerde izliyorum tabii ki. Ama problem şu. Bu beynini boşaltma dediğimiz durum, bunu sürekli izlediğinizde tam anlamıyla bir beyni boşaltmaya dönüyor. Yani beyniniz
bomboş bir hal alıyor. Süngerleşiyor. Evet, bunu hissetmediğiniz sürece bu sizin açınızdan hiçbir problem değil. Siz sürekli güzel şeyler izlediğinizi düşünüyorsunuz. Diğer tarafta şirketler için zaten bu paha biçilemez bir şey. Çünkü sizi sürekli ekran karşısında tutuyorlar ve size sürekli reklam izletiyorlar. Bu arada YouTube'un söylediğim bakış açısına sahip olduğunu ispatlayan tek bir unsur söyleyeyim size. Bugün bildiğiniz gibi YouTube'da bir video çok fazla dislike alırsa trendlere girebiliyor. Çünkü YouTube bunu bir etkileşim unsuru sayıyor ve insanların önüne daha çok çıkarıyor bu videoyu. Halbuki bu akıl alır bir şey değil. Yani bir video insanlar tarafından beğenilmiyorsa veya çok fazla dislike alıyorsa muhtemelen insanları rahatsız edecek bir şeyler mevcut o videoda ve siz buna rağmen o videoyu insanların önüne çıkarıyorsunuz. Yani şirketler kaliteli içeriği önemsemiyor. İnsanların daha uzun süre izleyeceği içerikleri önemsiyor. Yani tabii ki bu da bir bakış açısı, ticari bir bakış açısı. Ticari bakış açısıyla aslında yapılan şey gayet rasyonel bir şey. Ama hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok daha kaliteli içeriklerin sunulduğu, kaliteli içeriklerin paylaşıldığı, insanlara bir şeyler kattığı, insanların artık izleyerek öğrenmeye başlayacağı platformlara, içeriklere ihtiyacı var. Umarım Gain bu konuda başarılı olur. O zaman Gain'e, yani güzel ahlaka ve iyi niyete, dijital medyaya hoş geldin diyoruz. Önümüzdeki videoda görüşene dek hoşça kalın.